Sandalyeler havada uçuştu, partililer birbirine girdi. Görüntüler CHP kurultayından. Salonda hava zaten hep gergindi. Baykal kürsüde genel başkan adayı olan Sarıgül hakkındaki yolsuzluk iddialarını anlatırken gerginlik kavgaya dönüştü. Sarıgül yerinden Baykal'ın söylediklerine cevap verdi. Bu arada iki ismin taraftarları da atışmaya başladı. Önce su şişeleri, sonra sandalyeler, hatta kendilerine hakim olmaktan çok uzak partililer demir çubuklarla, merdivenlerle birbirlerine saldırdılar. Hareketler direkt yaralamaya yönelikti ve öyle de oldu. Polis olaya müdahale edene kadar kavgada birçok partili ve gazeteci yaralandı. Cumhuriyet Partili duru gürültüye kapış bırakmaz. Ambulans nerede ya? Yukarıda, yukarıda. Hiç görülmemiş olaylar yaşanıyor. Sarıgül paltolarla korunmaya çalışılıyor. Şu anda çevik kuvvetli olaya müdahale ediyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da karşı taraftan atılan şeyler nedeniyle polis koruması altında çevrildi etrafı. Çevik kuvvet de şu anda kürsü önünde önlem almaya çalışıyor. Çevik kuvvet taraftarları birbirinden ayırmaya çalıştı ama salonun her köşesinde başka bir kavga vardı. Götürürken Sarıgül de kimi zaman sinirlerine hakim olamadı. Bakırköy ilçe başkanı Ünal Ateş Erzen'i yumrukladı. Başkanımızı getirirken o anda... Partinin bir belediye başkanının yüzüne, çenesine yumruk atıp yüzünü kana bulamaya içini yatırabilenlerin bu partide yeri olabilir mi? İki ismin yanındakiler de kavga etti. Sarıgül'ün ilk eşinden olan oğlu gergin kurultayda babasını yalnız bırakmadı. O da kavgaların içindeydi. Baykal konuşurken yerinden tepki gösterdi. Eşi ise sürekli Sarıgül'ü sakinleştirmeye çalıştı. Tüm bu kargaşada yaralananlar hastaneye kaldırılırken salondan hızlı adımlarla uzaklaşan iki isim takıldı kameralara. Böyle bir kurultay havası bekliyor muydunuz efendim? Maalesef bekliyorum. Seni kaçtığın yere kadar kovalayacağım diyor. Ya herru ya merru diyor. Sen bu maganda ağızlarını bırak. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını sen değil, senin ağabeylerin kaçıramamış. Kim oluyorsun sen? Havada uçan sandalyelerin, yüzlerden akan kanların gölgesinde kürsüye ilk gelen isim Baykal'dı. CHP lideri gerginlik nedeniyle 25 dakika geç başladığı konuşmasında tek bir ismi hedef aldı. Mustafa Sarıgül. Görüntüyle gerçekleri bastıramazsınız. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Otur oraya, otur. Otur. Haddini bil. Otur. Baykal, İçişleri Bakanlığı'nın raporuyla belgelenen Şişli Belediyesi'ndeki rüşvet sürecini elindeki raporla anlattı. Hepsi burada. Bu işler parası olmaz diyor. 300 bin dolara anlaşıyorlar. 300 bin doları verin, işinizi halledelim diyorlar.
Ağır suçlama ve iddialarla Sarıgül gerildi. Baykal, İçişleri Bakanlığı'nın yardımcısını görevden aldığını hatırlattı Sarıgül'e ve hesap ver dedi. Bize partiyi nasıl iktidara getireceğini anlatıyor. Sen bırak parti iktidara getirmeyi de dön arkandaki şu daşların hesabını bir ver. Sonra sözü Yüksek Disiplin Kurulu'nda yaşanan rüşvet olayına getirdi. İstanbul'dan Şişli'den giren bir rüşvet virüsü mikrobu Balıkesir'e gitmiş, Balıkesir'den çıkmış Ankara'ya Yüksek Disiplin Kurulu'nun can evine kadar girmiş. Onu oradan söküp çıkaracağız, söküp çıkaracağız. Bakın bu 250 bin doların alındığına ve verildiğine dair imza karşılığı hazırlanan belge burada. Ve bir diğer hedef, Baykal'a göre süreç 1 Mart'ta mecliste reddedilen tezkereyle başladı. Ve kurultaya kadar gelen gelişmelere medyanın bir kısmı daha destek verdi. Günlerdir manşetlerdeyiz, günlerdir ekranlardayız. Bayram değil, seyram değil. Medya eniştemiz bizi niye öpüyor Allah aşkına? 1 Mart 2003 tezkeresinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimine bir büyük Haçlı Ehli Salip ordusu harekete geçirilmiştir. İşte Baykal'ın yaklaşık 3 saat süren konuşmasından satır başları böyleydi.